Osman ne yapıyorsun yine? Yine mining mi yapıyorsun yoksa? Yok yok, mining yapmıyorum. Ya. Burada mining olmaz zaten. Şu bilgisayarı test ediyoruz. Şöyle güzel bir bilgisayar geldi. Asus ZenBook 14 diye. Bak burası ekran mesela. Touchpad kısmı ekran yani. Adamlar yapmış. Bak görüyorsun burası. Ekran ya. Ya. Bak işte ekran. Şekil. Peki şurada ben bir şey gördüm sanki Osman. Ne bu arkadaş? Ha, burada da bir tane Poco M3 geldi. Bunu da inceleyeceğiz. Hatta dur kutusunu açalım hazır bu video. Öyle bir videoya madem niyet ettin. Niyet ettin Allah rızası için böyle bir video çekmeye hemen. Biz bunu bir kutu açalım ya. Nerenin marka ya? Nerenin markası bu biliyorsun? Ben biliyorum da sorayım yine de sana. Öğretmen. Ben biliyorum ama sana soracağım. Evet. Bu Çin'in, Xiaomi'nin yan markası yani. Herkes biliyor artık. Poco oyun telefonları var değil mi? Daha çok ya oyun olsun. Telefonları değil. Poco bence böyle uygun fiyattı. Redmi gibi bir şey ya benim gözümde. Aslında bunu ilkten şey olarak çıkardılar. Böyle üst seviye uygun fiyat telefonu. Sonra orta segmente de kaydı Poco. Bu da yine orta segmente hitap eden bir cihaz. Poco M3. Bunun içinde 6000 mAh'lik batarya var ki en önemli özelliği bu. Zaten buraya da nal gibi yazmışlar. 6000 mAh diye kapağın telefonun. Kutusuna direkt batarya miktarını yazmışlar yani. Şurada şu e-mailleri kapatayım. Bize gelen Cool Blue versiyonuymuş. 4 GB RAM ve 128 GB'da dahili depolama alanı var bize gelen modelin. Snapdragon 662 Yonga setiyle geliyor bu telefon. Damla çentik tasarım var zaten. Şöyle açalım aç yavaş. Ekşin olmuş. Şuraya koy bir görelim. Kutunun kalınlığından da anlaşılacağı üzere içinde batarya şey şarj aleti var. Var. Artık ona da bakacağız. Şarj aleti var mı yok mu? Eskiden kulaklık çıkıyor mu çıkmıyor mu diye şey yapıyorduk. Şurada yine kılıfımız falan var kutudan çıkan. Onu bir gösterelim sizlere. Kılıftan kutu güzel oluyor ya. Ya kılıf ya, bu silikon kılıf ya. O açıdan iyi oluyor hani. En azından ek masrafa ihtiyacı. Şöyle yine burada bütün özellikleri döşemişler. 48 megapiksel yapay zeka destekli kamera. Özel bir gece modu varmış bu kamerada. 6000 mAh'lik batarya, 18 watt hızlı şarj desteğine sahipmiş. Ne kadar şarj edip edemediğini testlerde göstereceğiz zaten. 6.53 inçlik Full HD çözünürlüğünde bir ekranımız var. Ve Qualcomm Snapdragon 662 Yonga seti var dediğimiz gibi. Şöyle açalım. Telefonun tasarımı güzel. Benim tasarımı hoşuma gidiyor. Şöyle koyalım şunu da şuna. Bak tasarım gayet güzel değil mi? Şöyle e-maillerini kapatayım yine şöyle. Arkada yazın kameranın alanı nasıl öyle ya? Öyle bir bakayım. Ya, kamera şurası aslında ya. Buraya sen bakma. Burası şekil yapmışlar değil mi? Şekil şükür bak. Normalde şurada yazıyordu ya Poco Moco diye. Ya da işte tam ekran. Burada da şuraya yazmışlar. Bence güzel olmuş ama. Yani bence hoş. Beğendim ben. Kapak falan plastik gibi ama yine de güzel telefon. Parmak izi okuyucusu bu arada burada. Yan yüzde. Yani muhtemelen IPS LCD olduğu için. Şöyle damla çentik. Bak ben damla çentiği artık çok fazla sevmiyorum mesela. Yani artık bence damla çentik yerine böyle delikli ekran tasarımları gelse daha hoş olur. Ama ne bileyim damla çentik yapmışlar. Telefonun fiyatından ötürüdür herhalde. MIUI ile geliyor tabii ki de. Bu arada fiyatına bakalım mı? Bakalım. Bakalım anlık olarak bakalım fiyatına. Bu telefonun fiyatı kaç paraymış? Yazalım hemen Xiaomi Poco M3 diye yazalım bakalım. Geliyor mu acaba? Resmi fiyat mı? Fiyatımız ne kadarmış? Yani 2600 liralar civarında. Şöyle baktığımız zaman 2600 liralara bulabiliyoruz. Yani 128 GB'lıklar zaten 64 yok herhalde. Poco Türkiye garantili 2600 liralar. Şu telefon 2600 lira. Bence uygun ya. Tabii daha test etmedik ama hani tasarıma falan baktığım zaman 2600 liraya değecek bir telefon gibi duruyor. Şöyle istiyorsan o şeyi etiketi yaz. Yapıştır kutunun içine ben böyle yapıyorum. İyi. Şimdi bu şu açıdan önemli. Bazen izleyicilerimiz soruyor abi niye kapatıyorsun ne olacak ya diye mi? Arkadaşlar alıyorlar bu e-maili. Sonra başka bir telefona çekiyorlar. Bize mesaj geliyor. Şu anda kullanmak olduğunuzda telefonda e-maili yoktur kapatılacaktır falan filan. Ama diyorsun nasıl yok vardı bunun e-mailinden aldı falan. Başka birisi kopyalıyor. Peki kutuda ne var başka Osman'a bakalım mı? Şimdi bak. Sence şu beyaz şeyin altından ne çıkacak? Şarj aletini biliyoruz. Tamam. Kulaklık gelir mi? 2600 liralık telefon. Bence gelmez. Bence de gelmez. Hadi bakalım. Birimiz gelir deseydi ya. Yine yok gelmedi. Yok gelmedi. Gelmişler gelebilir. Boş çıktı. Evet batarya. Ve en azından bu var. Bak artık bu bile bu. Kaçlık o batarya? 33. Kaç wattmış acaba? Pardon 33 değildir. 20 watt. Fena değil. Aynen yani. Bu fiyattaki 22.5 watt maksimum. Aynen fena değil yani.
Tamam, süper değil ama. İleride zaten hani dediğim gibi ilerleyen günlerde incelemesini yapacağız. Detaylı bir incelemesini gerçekleştirmiş olacağız. Orada zaten telefonun artısını eksisini söyleyeceğiz ama hani benim ilk izlerimi beğendim ya, tamam. Hani malzeme kalitesi çok mu iyi dersen değil. Şimdi bazılarında şu takıntı var ya, arka taraf cam olsun. Sait abiye buradan selamlar. Cam arka olsun da tarafı... o zaman işte 2600 lira olmuyor. Yani 2600 lira olmuyor da arka tarafın böyle plastik çoğu kişi sevmiyor. Ama ben bence hoş ya. Ben bu rengi de çok sevdim ayrıca. Şu siyahla çok güzel gitmiş. Gerçekten. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bayağı bir güzel gitmiş. Bir şey. Çok belki hoş bir mavi yani. Belki farklı bir renk olsa bak. Mavi değil de mesela şurada siyahımsı bir renk var. Bak bunda o kadar güzel durmuyor. Ama bu maviyle... Bu arada ekranda daha hoş. Açık mavi gibi görüyor musun? Daha koyu mavi şu an ben gözümle gördüğüm. Bir kurulum bak bakalım şöyle hafiften. Hızlı bir kurulum. Hızlı kurulum, hızlandırılmış kurulum yapalım. Şöyle ileri. Hepsini kabul ediyoruz abicim. Her şeyi senin okuyoruz. Damla çentik çıktı hemen yukarıda. Ya ben damla çenti işte şurada delikli ekran olsa daha güzel olurdu bence. Sim kart takın diyor, gerek yok. A ekleyelim diyor. Hadi ekleyelim. Girelim burada şifremizi 2 dakikada. Ben göstermeyeyim. Sen de orada başka gelin. Yerlere bakayım. Şunu şöyle çekeyim. Tüyü çekeyim ben. Evet, şuradaki 6000 mAh'ı göstereyim. Bizim şifre neydi ya? Soru işareti, soru işareti. Videoda söylemeyelim onu ya. Evet, şifreyi giriyorum. Arkadaş Manas destanı gibi Wi-Fi şifresi koymuşuz ya. Gir gir bitmeye girdik. Bağlan. Bağlandı. Şimdi devam ediyoruz. İleri diyoruz, güncelleştirmeleri denet diyor. İşlem birkaç dakika sürebilirmiş. E sürsün bakalım. Bu arada bak alt çerçeve bayağı ince. Fark ettin mi? Yani damla çentikli telefonlarda o kadar ince olmuyor ama bunda ince. Bu arada arkadaşlar ekran koruyucu yok gibi görebilirsiniz ama var. Çok ince bir ekran koruyucu koymuşlar. Bu ekran koruyucu muhtemelen çizilmelere karşı falan koruyabilir ekranı. Yani kırılmalara karşı koruyamaz. Gerçi kırılmaz denen ekran koruyucularını da gördük. Geçtiğimiz günlerde bir testimiz vardı. Kırılmaz ekran koruyucusu kırılmadı ama ekran kırıldı. O kadar sağlam. Öyle bir şey yani. Adam zaten kırılmaz diye satıyor. Kopyalama diyeceksin orası soldaki. Şimdi adama desen, gitsen desen ki abi telefonun ekranı kırıldı. Diyecek adam ben sana ekran koruyucu kırılmaz diye sattım. Ha, ekrana ya, bir şey demedin. Yani. Evet, doğru doğru. Ki ekran koruyucuda da hiçbir şey yoktu yani. Bunu atlayalım şimdilik. Atla. Google bak. Yalnız telefonun kutusunda da şurayı gösterebilirsek bak. Görüyor musun? Google olduğu yazıyor. Eskiden yazmıyordu, şimdi bunu bile yazıyorlar. Evet. Niye? Şimdi Huawei ve Honor cihazlarında yok ya. Müşteride böyle bir algı oluştu çünkü. Hani Google var mı bu telefonda? Yok mu? Hani herkes bilmiyor ki sonuçta hangi telefonda Google var, hangi telefonda yok. Evet. Dolayısıyla bilmedikleri için de soruyorlar. İnsanlar da yani daha doğrusu üreticiler de artık kutuların üzerine yazmaya başladılar ki ben birkaç tane daha üreticide gördüm böyle. Baktım kutusunun üstüne Google logosu falan koymuş böyle. Yani direkt bu telefonda Google var demek istiyor. Bu telefonda da Google var arkadaşlar. Evet, parmak izi yan tarafta bulunuyor ve ekran kilidi. Bu adımı da atlayalım. Burayı da geçiyoruz. Ay arkadaş, bilgisayar gibi kurduk ya, bu daha güzel bak. Evet, bu da bilgisayar telefonumuzun ekranı geldi. Şu alt taraftaki şeyleri ben çok fazla sevmiyorum ama ya. Hani bu çubuklar oluyor ya. Onun yerine şöyle ekrandan kaydırmak daha hoşuma gidiyor benim. Evet, kurulum tamamlandı. Artık hazırsınız. MIUI 12 arkadaşlar. Bu arada siz de burada görüyorsunuz. MIUI 12 ile geliyor bu telefon. Ne diyeceksiniz Üçet'im, beğendin mi? Ben tasarımını falan çok beğendim. Yani ben de beğendim. Renk çok güzel olmuş. Bir de şimdi acaba hani önümüzdeki günlerde şu an Türkiye'de üretime geçecek ya. Acaba o üretimde bu telefon ya da bu telefondan sonra çıkacak ne bileyim Poco M4 salladım şu anda. Daha ucuza gelir mi? Şimdi mesela bu 2600 lira. Acaba o telefon 2500'e gelir mi gelmez mi diye insan bir soruyor, merak ediyor. Şimdi şöyle, ben onu şöyle kullanacaklarını düşünüyorum Osman. Bu indirim yapılacak evet ama indirimi şöyle yapacaklar bence. Daha iyi donanımları daha uygun fiyata almak için kullanacaklar gibi geliyor bana. Yani bu telefonu daha ucuza almak yerine... Ya bu telefon değil de bu telefonun bir üst modeli, bir üst belki aynı paraya alacak. Aynı fiyata gelir, ben de onu diyorum. O da iyi yani. O da güzel bir şey tabii ki, daha iyi. Şimdi Apple mesela bir telefon çıkartıyor 7500, ertesi yıl bir çıkartıyor 11000. Gerçi Android tarafında öyle bir terbiyesizlik yok ama. Olabilir. Evet. Ya güzel değil mi? Son bir kameraya bakalım, menülerde bir dolaş. Kendine gelemedi. Kendine gelsin. Kameraya bak, Instagram logosu gibi yapmışlar ya.
Bir sürü şey soruyor arkadaş, şu anda. Arkadaş bu ne ya? Tamam ya, tamam. İzin ver. Tamam, ona da tamam. Var ya, her gelene tamam tamam dedik. Evimizi arsamızı alsalar haberimiz. Portra modu. Klasik Xiaomi MIUI 12 modu ya işte. Burada 48 megapiksel için geçiyorsun. Gece için geçiyorsun. Ben bunu özellikle gece modunu merak ediyorum. Çünkü 2600 liralık bir telefonda gece düşük ışıkta nasıl çekecek onu çok merak ediyorum. Bak burada bir tane de Pro mod var. Özgür Çetin, seninle 10 defa söyledik, şöyle bir video çek, şu Pro modu anlat. Burada ISO nedir, S nedir, F nedir, W, B nedir ama yok. Hala bekliyoruz. Bütün gün göbek atıyorum ben ofiste, onun için hala sana gelmiyorum. Yok, ille tuttum, ben oynayacağım. Yok, bırakın beni. Video çekmeyeceğim, oyun oynayacağım. Evet, bu videoda da böyle bu telefonun kutusunu açarak değerlendirmiş olduk. Boşa gitmedi. Beğendim dedin Özgür Çetin. Ben beğendim. Rengi çok hoşuma gitti. Tamam, sana o zaman o renk alsınlar. Sana o zaman bu telefonu yabancı değilsin. 2500 yaparız. Vallahi mi? 150 lira da almayalım sen. Tamam be, Allah tamam. Razı olsun. Allah razı olsun Osman. O zaman arkadaşlar, telefonu Özgür Çetin'e verdik. Size de başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.